Herkese merhabalar. Sizlere bugün Spine Approach yani omurga yaklaşımı kursu ile ilgili merak ettiklerinizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu kurs nasıl oluştu, nasıl ortaya çıktı ve ben kimim onu bir anlatmak istiyorum. Fizyoterapi ile tanışalı 21 yıl oluyor. Meslekte 17. yılım ve manuel terapi ile tanışalı da yaklaşık 16 yıl oluyor. Manuel terapiyi ilk öğrendiğim zamanlarda çok ilgimi çekti ve sonrasında birçok uluslararası eğitimi bitirdim. Birçok dünyaca ünlü hocayla tanışma fırsatına eriştim ve birkaçının da asistanlığını yaptım. Omurga yaklaşım kursu sizlerden gelen yoğun istek üzerine çok uzun emekler verilerek hazırlanmış bir kurstur. Bu kursta omurga ile ilgili aradığınız her şeyi bulabileceksiniz. Tabi piyasada birçok kurs vardır, kafanız karışıyordur. Ben kimseyle ilgili yorum yapmam bu konuda. Biz sadece kendimize anlatmak isteriz. Burada şuna dikkat etmeniz gerekecek. 2006 yılından beri aktif olarak, profesyonel olarak manuel terapiyle çalışıyorum. 2015 yılından itibaren de uluslararası eğitimler verdim. Bunlarla ilgili deneyimlerimiz çok fazla. Özellikle yurt dışında, Brezilya'da, Amerika'da birçok eğitimde bulundum. Sonrasında Türkiye'de de birçok eğitim verdik ve bugüne kadar yüzlerce insana da manuel terapi anlatmaya çalıştık. Bu eğitimin diğer eğitimlerden farkı şu, daha önceki eğitimlerde bir kuruma bağlıydım. Yani onların içeriğini anlatmak zorundaydım. Kendim içerik ekleme lüksüne çok fazla sahip değildim ama bu kurs ve bu içerikler tamamen bana ait ve içindeki tüm bilgiler kanıta dayalı. Her bir bilginin nereden geldiğini slaytların sonunda göreceksiniz ya da elinizdeki kitaplarda kaynakçaları göreceksiniz. Söylediğimiz her sözün arkasında bilimsel bir ispat ve kanıt olacak. Kısaca kursu anlatmak isterim. 7 modülden oluşacak bu eğitimimizde. Toplamda 17 gün bizlerle beraber olacaksınız. Bu eğitimlerde yanımda yardımcı olacak asistanlarımız da olacak. Ve tüm eğitimler yüz yüze olacaktır. Tabii tüm tedbirlerimizi alarak yapacağız bunu. Biliyorsunuz İstinye Üniversitesi ile beraber planladık bu eğitimi. İstinye Üniversitesi bünyesinde olacak ve bize kapılarını açtıkları için başta Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı Profesör Doktor İsmet Tamer olmak üzere tüm bölüm hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Omurga yaklaşım kursunda ilk modülü deneyler yapıyoruz. Önce kursa kısa bir giriş yapacağız ve burada amaçlarımızı, hedeflerimizi anlatacağız. Daha sonra ortopedik manuel terapi tarihini M.Ö. 400'lerden alıp 2021'e kadar sorgulayacağız. Kendimizi sorgulayacağız, tarihi sorgulayacağız ve bu zamana kadar manuel terapi ile ilgili neler yapıldığını sizlere şeffaf bir şekilde yine bilimsel kanıtlara dayanarak ispatlayacağız. Belirtmek isterim ki sadece ortopedik manuel terapi tarihini 3 haftada hazırladım. Yaklaşık 22 saatte sadece 20 slide'la bu tarihi özetlemeye çalıştım. Sonrasında biyopsikososyal modelden bahsedeceğiz. Ve biyopsikososyal modelle ilgili fizyoterapistlerin nasıl çalışabileceğini, nasıl bir adaptasyon yapabileceğimizi anlatacağız. Biyomedikal modelde ağrıyı anlamaya çalışacağız ve ağrının patofizyolojisi, patomorfolojisi, ağrı ile ilgili ne kadar kanıt varsa ve ağrıyı nasıl algılamamız gerekiyor, hastadaki ağrıyı biz nasıl anlamalıyız, nasıl ölçmeliyiz, bunları konuşacağız. Biyomekaniklerden bahsedeceğiz ve eklem mekanikleri tabii ki, osteokinematikler, artrokinematikler ve eklem anatomileri. Hastaların tedavilerden beklentisi nedir? Mesela ilk modülde işleyeceğimiz konulardan birisi. Ve fizyoterapistlerin bir hastayı tedavi ederken beklentisi nedir? Bunu da tartışacağız. Omurga genel olarak değerlendirme ve teşhis bölümünde genel omurga değerlendirme yöntemlerini anlatacağız. Ve daha sonra manipülasyon ve mobilizasyonla ilgili teorik bir bölümümüz olacak. Bu bölümde
Kırmızı bayrakları anlatacağız. Mesela hangi durumlarda manipülasyon yapılabilir, hangi durumlarda yapılamaz. İşte dirençler nasıl olacak gibi detaylar olacak ilk modülde. İkinci modülde lumbopelvik değerlendirme ile başlıyoruz. Çünkü lumbar bölgeyi, bel bölgesini pelvisi olmadan işlemek istemedik. Bu yüzden de bu bölgenin fonksiyonel anatomisi ve biyomekaniği ile başlayıp özel olarak seçilmiş testlerden bahsedeceğiz. Neden özel olarak seçilmiş testler diyoruz? Çünkü birçok test var piyasada ama bizim için en doğru ve güvenilir olanları seçtik ve ispatlanmış olanları. Yine sakroiliyak eklemle ilgili disfonksiyon testlerini anlatacağız. Ve tabii ki mobilizasyon açısından, manipülasyon açısından değerlendirme çok önemli. Ve burada da pasif intervertebral motion teknikler ve pasif aksesuar intervertebral motion testler gibi birçok testleri de anlatacağız. 2 gün dolu dolu, pratik dolu bir eğitim olacak. Modül 3 4 günden oluşuyor ama burada grupların tercihine göre gerekirse modül 3 2 modüle bölünebilir. Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar yerine 2 Cumartesi, Pazar da yapılabilir. Bu grupların isteğine göre değişecek. Burada lumbopelvik omurga problemlerinin tedavisi anlatılacak. Mobilizasyon ve manipülasyon teknikleri omurgada. Yine mobilizasyon ve manipülasyon teknikleri sakroiliyak eklemde. Ve coccyx manipülasyonu. Çok sorulan sorulardan birisi bu. Coccyx manipülasyon ve mobilizasyon tekniklerini de anlatacağız. Burada biraz pelvik tabanla ilgili de bilgilere girebiliriz. Hangi teknik hangi patolojide daha çok kullanılıyor? Lumbar bölgede ve sakroiliyakta onu anlatacağız. Yine seçilmiş özel yumuşak doku teknikleri. Burada strain counter strainler, işte kas enerji teknikleri, trigger pointler gibi miyofasyal release teknikleri gibi birçok teknikten kombine göreceksiniz. Yine lumbopelvik stabilite ve güçlendirme üzerine egzersizlerimiz olacak ve özel bantlama teknikleri. Burada en çok kullandığımız rigid bantlama ve kinezyotape ile ilgili lumbar bölge ile alakalı bantlamaları da göstereceğiz. Modül 4'e geçtiğimizde ise torasik omurga problemlerini işleyeceğiz ve modül 4'te ekstradan omurga harici olarak kostaları da işledik ve burada hem torasik omurga hem de göğüs kafesi ile alakalı fonksiyonel biyomekani ve anatomiyi anlatacağız. Yine diagnoz ve sınıflandırma kısmı burada vakaların anlatılacak. Daha sonra seçilmiş yine özel testlerimiz var. Yine aynı şekilde pasif intervertebral motion testleri, pasif aksesuar intervertebral motion testlerimiz olacak. Kostalar için pasif aksesuar motion testler olacak. Hem kosta hem torakal bölge için mobilizasyon, manipülasyon tekniklerimiz olacak. Yine yumuşak doku teknikleri uygulayacağız. Egzersiz bölümümüz var ve yine özel bantlamalarımız modül 4'te olacak ve modül 4 2 gün sürecek. Modül 5'e geldiğimizde ise servikal bölgeye başlıyoruz. Servikal bölgede fonksiyonel anatomi ve biyomekanikle başlıyoruz. Ve lower cervical spine ve upper cervical spine olmak üzere ikiye böleceğiz. C2-7 arası ve C0-2 arasını. Burada yine sınıflandırma ve teşhis bölümünde vakaların güzel bir teorik dersimiz var. Güvenlik testlerini anlatacağız. Arkasından seçilmiş özel testler yine servikal bölge için anlatılacak. Yine burada mobilizasyon teknikleri açısından pasif intervertebral motion testleri olacak. Atlantooksipital ve atlantaksiyel eklem için de yine değerlendirme seçenekleri. Ve en sonunda artık alt servikal bölgeye pasif intervertebral motion testlerini anlatarak 2 gün boyunca sadece değerlendirme çalışacağız ve pratik yaparak 5. modülümüzü bitireceğiz. 6. modüle geldiğimizde ise 3 gün sürecek 6. modül ve servikal bölge patolojilerin tedavisini anlatmak istiyoruz burada. Mobilizasyon ve manipülasyon teknikleri servikal bölge için. Hangi teknik yine hangi vakada daha çok kullanılır bunu tartışacağız. Gerilim tipi baş ağrısı teşhis ve tedavisi burada işlenecek. Yine yumuşak doku teknikleri her modülde olduğu gibi burada da uygulanacak. Egzersiz bölümümüzde çok özel egzersizler gösterilecek ve yine pelvikal bölgeye yönelik bantlama seçenekleri anlatılacak.
Modül 7'ye geldiğimizde ise final olacak. Finalde ilk 6 modülle ilgili kursiyerlerle bir sohbet ve soru cevap olacak. Vaka çalışmalarımız olacak. Soru cevap kısmı aktif olarak yapılacak. Teorik ve pratik sınav yapmayı düşünüyoruz. Puanlandırmamız şöyle olacak. 100 puan üzerinden 10 puanı ilk 6 modüldeki kursiyerin çalışması, başarısı ve kanaati olacak. 30 puan teorik sınavdan olacak, 30 puan pratik sınavdan olacak. 30 puan da grupla beraber yapacakları vaka çalışması finalde. Oradan alacaklar ve toplamda 100 puanı bu şekilde tamamlayacağız. Minimum 70 puan geçme notu olacak. Her modülden sonra kişilere katılım belgesi verilecek. Her modülden sonra kişilere katılım belgesi verilecektir. Son modüldeki finalden sonra, sınavdan sonra da bitirme sertifikası vereceğiz. Kursta içerikler nasıl hazırlandı diye soracak olursanız, dünyadaki bütün manuel terapi teknikleri, bütün manuel terapi hocaları araştırıldı ve birçoğunda kendim de aldığım için eğitimleri bir kombinasyon yaptık. Bir harman gibi düşünün. Ve bu çapta bir eğitim, bu kalitede ve bu kadar detaylı bir eğitimde Türkiye'de ilk defa yapılıyor olabilir. Ben görmedim daha önce açıkçası. 60-170 saatlik bir eğitimden bahsediyoruz. Ve bunun da en az 150 saatinin pratik olacağını düşünürsek çok ciddi bir eğitim. Ve inşallah başarılı da bir eğitim olacağını düşünüyorum.